Evet arkadaşlar, şimdi Curzon Street'teyim. Kahvemi aldım Cafe Nero'dan. Kahvenin tanesi 2.70 olmuş. Şöyle ufak kahve. Black Americano. 2.70 olmuş. Arttı, fiyatlar çok arttı. Şöyle size etrafı göstereyim. Curzon Street şöyle Green Park'ın karşısında. Girdiğiniz zaman. Karşına çıkan yol. Sağ tarafta kafeler var. Şu ceket de ilginç mi? The Church of Christ. Science. Curzon Street'te burası arkadaşlar. Şu çalışma hiç bitmedi. Şu bina yeniliyorlar. The Washington. Yani The Washington'ın burası. Neyse. Şurada traditional İngiliz berberi var. Şöyle göstereyim. Neler varmış. Evet. Eski usul berber. Aletlerini sergilemiş vitrininde. Sağ tarafta Queen Street. Şöyle arkadaşlar. Şurada köşede bir sandviç bar var. Burası bayağı kalabalık oluyor. Güzel sandviçleri var aynı zamanda. Burası da kitapçı. Katolik Kilisesi, Lütteler Albert Bilgin yanında. Bugün bütün haberler LBC'de, her yerde, kraliçenin cenazesiyle alakalı. Şimdi devam ediyoruz, böyle gidiyoruz. Karşınızdaki binada Harrods'ın binası. Gördüğünüz şu güzel. Evet, şurası tam karşımızda Parlament, sol tarafta. Şöyle göstereyim size. Görüyor musunuz Parlament'i? Big Ben. Bayağı böyle bir şey var. Güvenlik ve de aynı zamanda İHA'nın aracı da var sol tarafta. İhlas Haber Ajansı'nın aracı da var. Bilmiyorum, görebiliyor musunuz? Evet, buralar hep böyle kapanacak. Böyle, bu da sivil polisler de çöktük. Böyle polisler arabaları dizilmişler sıra sıra. Bunların tabi etrafında şöyle sivil polisler de vardı. Buraların olduğu gibi güvenlik. Hiç polis kalmamış galiba şehrin diğer bölgelerinde. Bütün hepsi buraya gelmiş. Gibi gözüküyor. Çok kalabalık oldu bizim içerisinde ama bugün bir pazar sabahı, normal saat 9 çeyrek, 11 geçiyor. 8-11 geçiyor, pardon, yanlış söyledim. Şu karşı sandviç bar bayağı meşhur. Ufak slash bir yer ama çok güzel sandviçleri var. Şu tam karşımızdaki uzun binada Sharp. Bu binanın şekli çok ilginç olduğu için insanlar buraya en üst katına gelip panoramik olarak Londra'yı görebiliyorlar.
İçerisinde ofisler var ve üst katında restoran var. Rezervasyonlu gidilebiliyor. Bayağı ünlü ve lüks bir restorantı var. Ama yukarıya Londra'yı panoramik olarak görmek isteyenler buraya rezervasyon yaptırmadan ücretini ödeyerek çıkabiliyor. Buraya öğrenci olarak gelmiş olanlar bilirler. Buranın bir özelliği de eskiden şöyle bir 10 sene önce burada öğrenci olarak gelindiği zaman sol tarafta polis istasyonu vardı ve oraya gelip kuyruğa girilip adres kaydı yaptırılırdı. Bu artık burada yapılmıyor diye biliyorum. Yani özellikle kapanmış olsun. Bir de arkadaşlar, şimdi köprüden geçeceğiz. Geçeceğimiz köprü London Bridge. London Bridge de çok meşhur, güzel bir bridge. Tower Bridge değil ama. Sol tarafta bir heykel var. Savaş anısına yapılmış. Birinci Dünya ve İkinci Dünya Savaşı'nın askerleri, ölen askerler diyor. Bir de burada sol tarafta bir yazı var. Görüyor musunuz? Bayrağın altında Baron Market. Baron Market buranın ünlü sokak yemeklerinin değişik versiyonlarını bulabileceğiniz bir market. Dünyanın değişik bölgelerinden değişik sokak yemekleri bulabileceksiniz. Bayağı da güzel, gelmesi gereken, içerisinin gerçekten gezilirken zamanın nasıl geçtiğini anlayamayacağınız bir yer. Borough Market. London Bridge'in tam yanında. Güzel bir yer burası. Bayağı tarihi binaların ve aynı zamanda da modern yapıların oluşturduğu bir bölge. Burası, buraya hafta içi girmek yasaklı. Otobüsle ancak girebiliyorsunuz. Arabayla böyle geçiş yapalım.